Merhabalar. Bu videomda veli veya evliya kavramından bahsedeceğim. Malumunuz Kur'an'da yer alan kavramdır ve buradan dalınarak da veliliğin, evliyalığın doğrudan dinle alakalı olduğu veya dinin kurucu metniyle desteklendiğine dair telakkiler geliştirilmiştir. Biraz buna dair düşüncelerimi aktarmaya gayret edeceğim ve bu bağlamda dinin kurucu metninin bize ne söylediğini anlatmaya çalışacağım. Değerli dostlarım, baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de veli veya çoğulu olan evliya kavramı sıklıkla geçer. Tabi veli evliyaya ayrıca Allah dostluğu, ne bileyim bunun yanında işte şeyhlik, şıklık, gavslık, kutupluk gibi bir takım isimler de eklenmiş ama veli Allah dostluğu olarak çevrildiği için daha çok da Allah dostluğu bağlamında meseleyi ele alacağım veya konuşmamın bu bağlamda seyredeceğini baştan belirtmiş olayım. Dediğimiz gibi bunlar bu kavramdan hareketle şeyhliğe, şıhlığa veya Allah dostluğuna dinden bir kapı aralamışlar. Oysa dinin kurucu metnine baktığınız zaman bütünüyle bunların damarını kurutur. Diğer yandan Hz. Peygamber'in öğretisinde ise buna katiyen yer yoktur. Değil, Hz. Peygamber'in öğretisi enteresandır. Sahabe zamanında yok, dört halife zamanında yok, Emeviler zamanında yok, Abbasilerin birinci asrına kadar bile yoktur. Ve size tam tarih söyleyeyim. Abbasi halifesi vardır, Mütevekkil Alallah. 847'de halife seçilmiştir ve onu ehli hadis ekibi halife tayin etmiştir ve onun döneminden itibaren tasavvuf, tarikat artık dini hayatın içerisinde yavaş yavaş siyasetle birlikte yürümeye başlamıştır ve tasavvuf bundan sonra siyasete eklemlenmiştir ve hiçbir zaman da kopmamıştır. Bir şekilde hep güçlüden yana olmuş ve bugüne kadar da böyle gelmişti. Bu Sünni doktrini bilenler benim ne demek istediğimi anlarlar. Bu detaya girmeyeceğim, konu çok uzun. Dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de veli evliya kavramı yer alıyor. Bu kavram ve bunun uzantısı aynı kökten kelimeler. Mesela veli evliya kavramlarının takriben 90'a yakın yani 85-86 ayette benim saydığım kadarıyla geçtiğini görürsünüz. Bu ayetlerin takriben 20'ye yakınında Allah'ın ismi olarak zikredilmiş. Mesela velilik sadece bir manevi makam gibi gözüküyor. Allah dostluğu deniliyor ama bakınız doğrudan Allah'ın ismi olarak zikredilmiştir. 50'ye yakın ayette ise Allah'ın insanların velisi olduğu şeklinde zikrediliyor. Öyle sadece bir ayette değil. Yaklaşık 10 civarında ayette ise insanlarla şeytan arasındaki velilikten bahsedilmiştir. Bakınız velilik sadece Allah dostluğu veya Allah'ın velisi olmak, dostu olmak bağlamında değil. Bakınız bu bağlamda da kullanılıyor. Keza bunun yanında iyi ve kötüler arasında velilikten bahsedilmiş. Birilerinin velisi oluyor. İyiler iyilerin, kötüler kötülerin bağlamında. Yine birkaç ayette insanların Allah'ın velisi olduğundan bahsediliyor. Bakınız oldukça farklı bağlamlar. Bunları tek tek ayetlere de değinmiyorum. Zamanımı alacak. Çünkü bir konu hazırlıyorum. Kendi kafamda, zihnimde oluşturuyorum. Diyorum şu kadarını ben anlatabilirim. Ve o konunun ancak yarısını veya yarısını, çeyreğini anlatabiliyorum. Gerisi kalıyor. O yüzden bazı şeyleri hızlı geçiyorum. Tek tek referans vermiyorum. Ben sadece bağlam olarak anlatıyorum. İtibar eden eder, etmeyense belki fırsat bulursam kaynaklarını da söylerim ama bunların hepsi elimizin altında. Zaten bilgisayara girdiğiniz zaman veli evliya kavramına tıklarsınız. Bütün detayı karşınıza çıkar. O nedenle de her seferinde hocam şunun referansı bunun referansı demeyin. Biraz da bilgi zahmet isteyen, emek isteyen bir şeydir. Biraz da siz uğraşın. Bunu da ara bir bilgi olarak belirtmiş olayım. Veliler aynı zamanda Allah dostu, Allah dostluğu olduğu için Allah'la özel ahbaplıkları vardır bunların ve bunların aynı zamanda bunlar Allah'ın yeryüzünde Allah'ın şubeleri gibidirler, distribütörleri gibidirler, ne bileyim işte bayilikleri gibidirler. Bunlar ne yaparlar hocam? Cennet garantili torpilli kullardır ve size cennet dağıtırlar. Sanki dua alırlar. Bakınız birileri ipliğe bağlıyor, ipe diziyor adamları. Onlardan tevbe alıyor. Tevbe kapısı yazıyor. Birileri ise paçasına tutulduğun zaman bir şeyhin cennete gideceğini vehmediyor, zannediyor. Oysa Kur'an-ı Kerim'de ilke olarak ne diyor? Bakınız peygamberine bile dünyada cennetin bilentini garanti etmiyor. Ama kul kendisi gibi aciz bir kula bunu böyle bir şeyi görerek, böyle bir yetkisinin olduğunu düşünerek ona intisap ediyor ve onun aracılığıyla
cennete gideceğini bekliyor. Bakınız Ahkaf 9'da çok açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim bunun önünü tıkamıştır. O nedenle de Kur'an metninden giderseniz veliliğe, şeyhliğe, şıklığa, dervişliğe, evliyalığa zinhar yer yoktur. Tam aksine bunların kökünü kurutur Kur'an-ı Kerim. Birazdan da zaten aktaracağım. Bu itibarla da bu yapıların, bu anlayışın, velilik anlayışının, Allah dostluğu gibi özel bir makamın zinhar dinin kurucu metniyle ve Hazreti Peygamber'in öğretisiyle bunu temellendirebilmek mümkün değildir. Yalnız kapının arkasından dolanılarak müntesipleri bu şekilde bir makam oluşturmuşlardır ve kendileri gibi aciz bir varlığa kulluk ederek Allah'a kulluk ettikleri vehmine kapılmışlardır ve bu şekilde bunları Allah dostu olarak göstermişlerdir. Halbuki kendileri gibi sıradan bir beşer niçin Allah dostu olsun? Özelliği nedir? Eğer Allah dostluğu olsaydı ve bu çalışmayla olsaydı, hadi ben kendime paya çıkarmayayım da benim belki 10 katı fazla çalışanım var, çalışan insanlar var. Neden onlar Allah dostu olamıyorlar? Siz hiçbir akademisyenden Allah dostu olduğunu gördünüz mü? Yok, olamaz. Neden? Çünkü bunun ne olduğunu bilir bu insanlar. O nedenle de böyle bir garip bir, gerçi var böyle olanlar da bana arada bir çıkmıştır ama yani böyle aklı başında tetkik eden, tahlil eden, sorgulayan anlayışlara bakınız. Bunun Kur'an'da yerini olmadığını çok rahatlıkla görebilirler. Dediğimiz gibi bir beşerdirler ama insanlık aleminin Allah dostudurlar ama insanlık aleminin yarısını yani kadınları ötekileştirebiliyorlar. Yani toplumdan tecrit edebiliyorlar. Onlara hayatı zindan edebiliyorlar. Onlara hayatı dar edebiliyorlar. Onları cahil bırakmayı yani dindarlık zannediyorlar. Ya okursa okursa hani kız çocuğu hani orta lise mektebinde okur ama öyle üniversite, bilim, mühendislik, doktorluk gibi bu gibi konulara zinhar kafadan karşıdırlar. Yani ben böyle söyleyince efendim işte yok onlar eğitime karşı değiller. Yok ya ben yani ne söylediğimi bilmiyorum sanki. Bunların anlayışına bakınız. Benim ne demek istediğimi görürsünüz. Peki Hazretimiz mesela hazretlerimiz vardır bu bağlamda. Bakıyoruz ki işte bir takım telakkilerini neye dayandırıyorlar? Zuhuratlara dayandırıyorlar, rüyalara dayandırıyorlar veya gaybi olarak bir takım bilgileri edindiklerine dayandırıyorlar. Mesela geçenlerde bunlardan birisi öldüğü zaman bir şeyh, onun müntesipleri veya işte müritleri veya bizzat kendi vaazlarından derlenen metinlerde görürsünüz. Kendi tarikatının olmayan hiçbir Müslümanın cennete girmesini doğru bulmuyor. Bunları layık görmüyor. Hatta nakşilik bile yetmiyor. Nakşiliğin de Halidi kolundan olacaksınız ki ancak cennete giresiniz. Yani kadınları tecrit ettik. Diğer yandan insanları da böldük. Nakşiler ama nakşiler içerisinde de Halidiler olacak. Çünkü onlar doğrudan gidiyorlarmış. Melekler soruyormuş. Yani melekler o kadar cahil ki köprünün başına geldiği zaman telakkiye göre bunu fark edemiyorlarmış da soruyorlarmış. Ben veya siz diyorsunuz ben Halidi konundanın hadi sana serbestlik. Ya böylesine bir anlayış olabilir mi? Ve bu yani tarikat sayesinde insanlar cennete gittiklerini söylüyorlar. Gideceklerini bekliyorlar, umuyorlar. Neden? Çünkü Allah dostudur. Bizi cennet garantilidir ve bizi de cennete götürecek. O zaman şöyle bir soru soralım. Yani niçin bu cennet garantili adama telkinde bulundunuz vefat defnettiğiniz zaman? Ne gerek var telkine? Niçin dua ediyorsunuz ki makamı aliler? Zaten yüceltilecek en son makama getirilmiş ve adamın zaten hiçbir şeyi yok. Yani kesin yani cennet. O zaman niçin bu kadar bir daha tören yapıyoruz? Yani anlamı nedir bunun? Diğer yandan dikkat ederseniz bu veliler sadece kendileri cennete gitmiyorlar. Dediğimiz gibi müritlerinin de hepsini götürüyorlar. Ve bu yönüyle baktığımız zaman dikkat ederseniz Kur'an peygamberin bile cennete gideceğini garanti etmiyor. Gerçi bizim Müslümanlar peygambere vahiy böyle söyletiyor ama peygamberin bir kısım insanları cennete doldurduğuna dair de iddialara inanıyorlar. O da işin başka bir boyutudur. Hani mesela cennetle müjdelenen 10 tane sahabe deniliyor. Ki o 10 değil 30'a kadar gider. Ama böyle de bir telakki geliştirilmiştir. Burada da ne kadar vahye sadık kaldığımızın işareti olarak bunu da bir tarafta tutalım. Ama hatırlarsanız velayetle ilgili bir video çekmiştim ve orada velilik makamının peygamberlik makamından üstün olduğundan söz etmiştim. Referanslarını vermiştim. Baktığınız zaman
Burada ne çıkıyor ortaya? Veliler sadece kendilere gitmiyorlar. Aynı zamanda müritlerini de götürebiliyorlar. Bakınız Kur'an ise peygamberin bile cennete ilkesel olarak garanti olduğunu söylemiyor. Yani peygamber hiç kimseyi cennete götüremiyor normalde dinin kurucu metnine göre. Demek ki boşuna değilmiş bunların yani velilerin peygamberlik makamından üstün oldukları iddiası, dayandığı temel budur. Şeyhler Allah adına senin hakkında garanti veriyor ve seni cennete götürebiliyor. Ve bu yönüyle baktığınız zaman az önce söylediğim Ahkaf 9'u da esas alırsanız bu düpedüz vahye meydan okumadır. Ve düpedüz Allah'tan rol çalmadır. Yani kim kimin adına neye göre karar veriyor? Bu kimin dinidir Allah aşkına? Böyle bir dini kim istemez? Düşünebiliyor musunuz? Birisinin paçasına sarılıyorsunuz. Her altı yeseniz de sonuç garanti. Yani böyle bir dünya olabilir mi? Peki tasavvuf yapılanmalarında böyle bir şey var, anlayış var ve bu anlayışı besleyen de ana bir takım şeyler vardır, aparatlar vardır. Nedir işte? Sakaldır, takkedir, şal vardır, bastondur, fistandır ve bir takım sanal makam. Ondan sonra ver elini cennet, her şey garanti. İşte iki tane şurada tüy çıkmışsa o sakalında bıraktığınız zaman cenneti garantiliyorsunuz. Niye? Çünkü şube, bağlı olduğunuz bayilik, acente size bunun garantisini veriyor hocam. Böylesine enteresan bir tezgah var ortada. Yani bu tezgah şöyle diyorum, yani tezgah derken bir böyle bir müesses yapı kurulmuş. Yani bu müesses bir din aslında ama bu Allah'ın dini değil, ben bunu söyleyebilirim. Ve özel şubelikler, özel bayilikler, hakikat tekelciliği ve bu bağlamda gördüğümüz gibi işte babadan oğula, oğuldan diğer oğul torunlara veya işte dünüre geçebiliyor, veriliyor ama bunları verenler hep dediğimiz gibi insan ama Allah adına yetkilendiriyor bunu. Yani buradaki çelişkiyi bile göremiyoruz yani. Oysa Kur'an-ı Kerim bakınız ve ondan sonra da parsa topluyorsunuz tabii. Oysa Kur'an-ı Kerim Bakara 174'te bu şekilde Allah adına din anlatan veya işte dinin kurucu metniyle, metninin dokusuyla, ayarlarıyla oynayıp kendilerine göre yorumlayanları ve bu şekilde insanlara işte dini vaatlerde bulunanların ve bu yolla da kendilerine bir çıkar edinenlerin midelerine ateş doldurduğunu söylüyor hocam. Burası son derece önemli aslında. Ve bu ayet aynı zamanda Yahudi din adamlarına veya hokkabazlarına yönelik bir eleştiridir. Peki o zaman şöyle soru soralım. Bahsettiğimiz bu tasavvuf ve tarikat yapılanmalarındaki sistem de esasen buna benziyor. O zaman demek ki bunlar da din üzerinden insanlara bir takım vaatlerde bulunuyorlar. Öyle ki Allah'ın ayetlerine aykırı bir şekilde. Bu durumda ne çıkıyor ortaya hocam? Demek ki o zaman şu soruyu da sormak durumundayız. Yahudi din adamlarını eleştiren Kur'an bizimkilere acaba cenneti garanti mi edecek? Yani onlara aferin siz iyi mi yaptınız diyecek. Yani bunu böyle bir şey olur mu? Yani Allah bu şekilde Yahudi din adamlarını şiddetle kınarken yani bizimkileri taltif mi edecek, onurlandıracak mı ve buyurun size cennet mi diyecek ya? Şaka mısınız ya? Böyle din olabilir mi ya? Üstelik ilgili ayetin bulunduğu bağlama baktığınız zaman Yahudi din adamlarının Allah adına helal haram kılma yetkilerini şiddetle eleştiriyor Kur'an. Oysa bizimki ne diyor? Kadınların çalışmasını helal görmüyorum diyor. Sen kimsin ki helal görmüyorsun veya haram sayıyorsun? Senin böyle bir yetkin var mı? Yok ama Allah adına vardır. Ben bunu böyle uygun buldum diyor ve oluyor. O zaman ben şöyle soru sorayım. İşte emekli bir müftü ve bir milletvekili bakınız ben Mesih'im dedi, çıktı ortaya. Ne yaptı? Dedi ki haramı helal kılma yetkisini kullanarak namazları kaldırdım dedi ya. İstediğiniz yerde, istediğiniz şekilde dua etseniz kafi dedi, yeterli. Veya su içmenin orucu bozmayacağına karar verdi. Adam dedi ki yani oruçluyken de su içebilirsiniz, sorun yok değil. Şimdi bu adamın söylediklerini karikatürize ediyorsunuz, magazine ediyorsunuz ve bunları eleştiriyorsunuz. Peki bu da diyor ki ben de yetkime dayanarak böyle karar aldım. Yani haramı helal, helali haram saydım diyor. O zaman o söyleyince kötü oluyor da bu şeyh söyleyince niçin kabul görüyor hocam? Bunu da mı çözemiyoruz Allah aşkına? Bu kadar mı düştük? Halbuki Kur'an Allah'ın ayetlerini çarpıtanların ve bundan dolayı menfaat elde edenlerin
asla ve asla affedilmeyeceğini, asla demi affedilmeyeceğini demeyelim de bunların cehenneme gideceklerini, mağfirete layık olmayacaklarını, Allah'ın mağfiretinden yoksun olacaklarını söylüyor. Cümlemi düzelttim yanlış anlaşılmasın diye. Mesela bakınız Bakara 175-177 zaten az önce verdiğim ayette 174. ayet, yani bu bağlam burada bu mesele bu şekilde ele alınıyor. Ama bunlar hala Allah adına müritlerini cennete doldurabiliyorlar. Bütün bunlardan sonra tekrar şunu söyleyeyim ki sevgili dostlarım, İslam'da şeyhlik, şıklık, velilik, gavslık gibi böyle makam yoktur. Bunlar kayıt dışı yapılardır. Bunlar din dışı yapılardır. Ve evet, Kur'an'ın bağlamında, yani Kur'an'a baktığınız zaman bağlam olarak Allah dostluğu, veliliği bu şekilde tanımladığınız zaman bunun karşılığı vardır. Ama ben birçok kez tekrar etmişimdir. Yine cümlemi böyle bitireyim. Yunus 62 ve 63. ayetleri gidin lütfen okuyun. Orada ne diyor? Allah'a inanan, Allah'ın emir ve yasaklarına uyma hassasiyeti gösteren herkes Allah dostudur. Allah dostluğunun kriteri budur. Yani Allah'a inanan ve takva sahibi olan herkes Allah dostudur. Bitmiştir, günaydın. O yüzden de bunu birilerine vermenin de, böyle bir payeyi birilerine vermenin de bir anlamı yoktur. Son cümlelerim merhum Mehmet Akif Ersoy'dan olsun. Ne diyor? Sürdüler Türkiye tasavvuf diye olgun şırayı. Muttasıl şimdi hakikat kusuyor, sıdkı dayı diyor. Yani mesele bundan ibarettir. Tasavvufla iyice uyutulduk maalesef ve dinin kodlarından koparıldık. Ve tasavvufla kolaycı bir yoldan cennete gideceğimizi bekledik. Ne kadar zikir, o kadar huri, ne kadar şeyhe intisap edersen o kadar cenneti garantiliyorsun gibi düşünme yok, üretme yok, sorgulama yok, ahlak, vicdan, hukuk, adalet. Bunlar hiç siz böyle bir bu yapılardan böyle bir hassasiyet güttüklerini gördünüz mü? Bunlar ne ki hocam? Bunlar boş işler. Yani adam mesela uzaya gitmeyi bile manyak manyak işler dedi çıktı mesela ve bunlar itibar görüyorlar hocam. Yani bunlar din adamı gibi de üstelik, yani sanki dinde adam, yani din adamı sınıfı varmış gibi bunlar bir de hoca olarak niteleniyorlar ve üstelik de ekranlarda bunlara yer verilerek işte reyting uğruna veya demin söylediğimiz gibi oy uğruna bunların önü açılıyor, taltif ediliyorlar. Bu da Türkiye'nin garip bir gerçeğidir. O nedenle de din adamlığı sınıfını, din adamlığı diyebildim, özür diliyorum. Allah dostluğu meselesinin, velilik meselesinin Kur'an'daki bağlamını ana çerçeve olarak sunmaya çalıştım ve hiçbir beşere böyle bir paye verilmediğini, verilemeyeceğini, bunun dinin kurucu metnine aykırı olduğunu, Allah'a inanan ve onun emir yasaklarından çekinen her bireyin kesinlikle Allah dostu olduğunu belirterek cümlelerimi tamamlamak istiyorum. O yüzden de Yunus 62. 63. ayetlerine referans veriyorum. Ela inne evliya Allah la havfun aleyhim ve lahum yahsenun diyor. Allah dostları, onlara korku üzüntü yoktur. Ellezine, kimdir onlar? Amenu, bir iman ederler. İki ve kanu yettekun, onlar ittika ederler. Neden? Allah'ın emir ve yasaklarına riayet etmeye özen gösterirler. Yani takva sahibi dediğimiz Müslüman modeli. Ölçü budur. Dileyen bu şekilde gider. Yani kendisi doğrudan Allah dostu olma imkanı varken bunu öteler. Dileyen buradan devam eder. Dileyen de bunu öteler gider. Şeyhinin paçasına sarılır. Orada cennet bekler. Mübarek olsun. Yani benim umurumda değil. Yani kimin nerede durduğu, ne yaptığı. Ben sadece kendi düşüncelerimi aktardım. Umarım faydalı olmuştur diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Hoşça kalın.